da güzel oldu anneanne. Bu da güzel anneanne. 144. 144 oldu. Ay daha geceye kaç saat var? Şimdiden onu mu giysem, bunu mu giysem diye tutturdu. Ay bugün alelade bir gün değil ki. Tabii ki özeneceğim. Yahu bildiğim fanilerin bir bilemedin iki güzel elbisesi vardır. Yılbaşına da, düğüne de, nişana da aynısını giyer. Haberin var mı senin? Bırak yılbaşını, günde 7-8 defa elbise değiştiren senden başka kadın yoktur. Ay yok, bunların hiçbirini beğenmedim ben. Ayol ben periyim. Tabii ki bu özelliğimi kullanacağım. 145. Vallahi ben insanım ama içinde duygu düşünce olan her tür varlık için aynı şeyi söylerim. Ne kadar çok şeyin varsa daha fazlasını istersin. O fazlanın sonu olmadığı gibi ne kadar çok şeye sahip olursan o kadar az mutlu olursun. Kuracak hayalin yoksa niye yarından umudun olsun ki? Filozof deden başladı gene. Ben anladım galiba. Sen bu yaşında anlarsın da anneannen anlamaz. Sen sakın ona örnek alma. Bir elbiseni eskitene kadar giymeyi bil. Giydiklerini, oynadıklarını ister çocuklarına, ister istese de alamayan çocuklara sakla. Saklıyorum zaten dedeciğim. Annem de beni böyle tembihledi. O bana çekmiş ne de olsa. Ama bana benziyor. Mühim olan güzellik değil. Huyu suyu, neşesi, vicdanı, merhameti, muhabbeti. Güzellik geçici. Perisin hadi, istediğin kadar genç kaldın diyelim. Ama hep aynı yüze bak bak, o da sıkıcı. Ay Taci'cim, bugün yeni yıl. Senin teorilerini çekemeyeceğim. Müsaadenle torunumu alıp Periçe'ye gitmek istiyorum. Bir yardıma ihtiyaçları var mı diye bakacağım. O bahane. Ben gideyim de saksıdaki Pakize'yi göreyim. Meraktan çatladım demek istiyorsun. Yürü Eda, gidelim. 2011'in son gününde dedenle tartışmayalım. Yeni yıla öyle gidersek birbirimizi yiyoruz. Ayol, ne yapmışlar bu bahçeye böyle? Çok güzel olmuş. Ay piknik yeri gibi. Sanki her yerde mangal yanıyor. Ateşi yüzüne vuruyormuş gibi sıcak hem de. Anneanne, bir şey de beğenmez misin? Ay iyi tamam. Yani zaten daha güzel bir yer olsa şato olduğu anlaşılırdı. Ya zaten ya saçma bir şey. Kışın ortasında dışarıda yemek yemek nasıl bir şey? Ben bahçede yemek yiyeceğiz diye mutluyum. Bana göre değişik bir şey. İyi tamam, siz mutlu olun da. Hadi Periliçe'ye seslenelim. Periliçe! Peri nene! Efendim Dudu Peri? Merakımdan gelmiştir. Yani hem merakımdan buradayım, hem de yardım edilecek bir şey var mı diye sormaya geldim. Bahçedeyim. İçeri gel. Biz de ağacımızı süslüyoruz. Bir şey de duyması olmaz. Ya da madem duydun, belli etme bari. Görgüsüz geldi, görgüsüz gidecek. Onlar benden bahsetmiyorlar ya, kendi aralarında muhabbet ediyorlar. Tabii tabii. Evet. Pakize! Pakize! Sen gerçekten de saksıdaymışsın ya. Ay. Dudu! Bakma bana öyle! Gülme! Bak Dudu! Kızdırma kafama! Bir devrilirim üstüne! Öyle yapışırsınız salak gibi olursa! Ay bu ne? Bu ne? Bu ne? Ay. Çok çekişmiş. Çekil de bir cür. Nene! Alın bu kadını buradan! Lütfen al şu kadını buradan! Dudu'nun sesi bu nereden geliyor? Ay bu ne? Şuradan. Duvarın arkasından.
Ağaç süslüyoruz dedik ya. Doğru Pakize'ye gitti. Bak, bu gece ben oluyorum. Seni ne yaparım biliyor musun? Isırırım. Anladın mı? Çümçürtürüm seni. Saçlarını yolarım senin. Ay gülmekten bayılacağım şimdi. Ben sizden ne istedim? Ha? Ne rica ettim? Bu kadın beni görmesin demedim mi? Ne yaptınız siz? Alın şu kadını burada. Gülme diyorum, gülme. Gülme. Dudu hadi içeri gel. Ay bu Pakize çok fazla bağırıyor. Biz buradaki ağaçtan bahsetmiştik. Sen yanlış anlamışsın. Ayol başka ağaç daha mı var? Şatonun her tarafı yılbaşı çamı olmuş. Ay, ne olur beni götürmeyin. Ne olur buradan almayın. Ben burada kuzenimle kalmak istiyorum. Çekil kaçımdan. Hatta sabaha kadar onunla hatıra fotoğrafı çektirmek istiyorum. Pelişe kızım, ben Dudu'yu buraya getiriyorum. Ayşe ablacığım, ben bir şey soracağım size. Bu ısıtıcıları nereden aldınız? Yani markası ne? Çok yakıyor mu? Ya kusuruna bakmayın ya. Ya Sadık, bunlar yeni çıktı abicim. İnternette var, görmedin mi? Çok güzel ya. Ha, atma. Nereden anladın? Ben anlarım baba. Çünkü sen benim babam mısın? Aferin benim akıllı kızıma. Oh. İşte geldim. Oh, nihayet geldin. Saat kaç? Aa, ben ne bileyim saat kaç, saatte işim var mı? Dur bakalım öğrenelim. Saat kaçsın şimdi sen? 11.55. 11.55. Tamam mı? Ay, o kadar heyecanlıyım ki. Yani kalbim yerinden fırlayacakmış gibi. Yer değişelim mi? Aa, yok. Beni tararlar çıkarken. Ben buradan gerçek ve masum bir Pakize gibi çıkmalıyım. Parti bitince, herkes dağılınca sen bana sihirli güçlerimi geri verirsin. Ben ortadan kaybolunca sen benim yerimde kalırsın. Betüş'ü sihirledin değil mi? Yani gelecekleri göremiyor, olacakları bilemiyor. Seni de göremiyor. Oho! Betüş'ü çoktan sihirledim. Hiçbir şey göremiyor. Hatta boş kaldıkça habire sihirliyorum. Böyle sihirliyorum. Müthişsin, müthiş. Peki, şimdi saat kaç? Bu habire saat soruyorsun. Dur bakalım, gene soralım şuna. Ay pardon şekerim, saatçim kaçsın sen şimdi? 12'ye 4 var. Biraz önce de sormuştunuz. Ay pardon, tamam.
Açık kal bari. Habire sorup duruyor. Duydun, 12'ye 4 var. Bekleyelim bakalım. Bekleyelim. On ikiye geliyor. Tamam, tam 12 olunca söyle. Uzaktan sihir yapıp duvarı kaldırayım. Pakizeyi düzelteyim, bahçeden gelsin. Bakalım dönüşü muhteşem olacak mı? Hiç şüphen olmasın. Ya Ayşe abla inanın yani... En güzel yılbaşılardan biri oldu bu bizim için. Ya çok teşekkür ederiz. Ne kadar güzel bir eviniz var. Asıl ben teşekkür ederim. gençler. Hani siz yemekten sonra yılbaşına evinize girecektiniz. Ne oldu? Evet. Evet öyle yapacaktık da. Çok eğlendik burada. Zaten 12'de bir dakika falan kaldı. Artık böyle hep beraber gireriz değil mi? Böyle toplanmak güzel oldu. Evet çok güzeldi. Evet bizi de davet ettiğiniz için çok teşekkürler. Olur mu öyle şey çocuğum? Sizler bizim çocuklarımızsınız, torunlarımızsınız. Aa, 10 saniye yaklaşıyor, kalkın. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Evet, 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 evet. Şimdi ne diyoruz? Hoş geldin 2012. Wow, wow! Şahane oldun, as solist. sihirlerini vereyim mi şimdi? Yok, sakın, riske edemem böyle bir şeyi. Şimdi sen gidiyorsun. Peki. Sana sihirli yıllar. Geldin, güzellikler getirdin. Bu yıl geçtiğimiz bütün yıllardan daha güzel, daha mutlu bir yıl olsun. Hadi bakalım. Hadi. Hadi topu çalayım. İşte ben geldim. Herkese mutlu yıllar. Neneciğim, önce sizi öpeyim canım. Benim merhametli, iyi kalpli neneciğim. Hep birlikte uzun yıllar. Canım kızım. Yağcı. 2012'de en az 2012 ceza almazsa ne olayım? Duducuğum, kuzenim. Nasıl şekerim, eğleniyor musun? Çoluk çocuk, herkes burada. Oh, ne güzel oldu. Hadi git aynaya bak bakalım. Toprak, sen mi yaptın? Yo, ben de sen yaptın zannettim. Yo, ben de yapmadım. Ben hemen terasa çıkıp geliyorum. Çabuk git gel. Şimdi damat iner aşağı.
Ne oldu şimdi böyle? Siz ikiniz unuttunuz. Periliçe falan mı şatoyu ev yaptı? Ben de anlamadım ki. Allah Allah. Periliçe! Periliçe! Sihirli sabahlar Dudu Peri. Efendim? Şatomu eve siz mi çevirdiniz? Hayır. Seni zaten görüyorum. Bunu niye yapayım ki? Toprağın saçını yapıyordum. Yavuz da bugün işe geç gidecekti. Ben de şatoyu eve çevirmemiştim. Acaba dedim hani geçerken ben zor durumda kalmayayım diye uzaktan yardım mı ettiniz? Yo, hayır. Senden izin almadan böyle bir şey asla yapmam. Bana izin verirsen şu sihirli aynamdan bir olup biteni göreyim. Tamam, tabii, tabii. Görünür hiçbir şey yok. O zaman görünmez biri yaptı. Görünmez olabilecek kimse de yok ki. Hayır, rica ederim Periliçe. Her alta görünmez olarak işleyen bir pakizemiz var. Pakizenin sihirleri yok. Artık dışarıda bir kopyası da yok. Yani bildiğim kadarıyla. Kendileri nerede şu anda? Mesela nenem nerede? Pakize ile birlikte Pakize'nin şatosuna gittiler. Sen şatoyu görebiliyor musun? Evet, görüyorum. Tamam, sen görebilirsin. Betüş, Eda, Toprak da görebilir ama Yavuz ve diğerleri göremez. Perinine ile konuştuk. Bu şekilde şatoyu koruma altına aldı. Orada Pakize ile birlikte yaşayacaklar. Acaba benim şatomu da nenem mi sihirledi? Hiç sanmam ama istersen bir sorayım. Yok yok, siz zahmet etmeyin. Ben gidip bakarım. Hem zaten bir Pakize'yi yoklamam gerekiyor. Benim nazarımda şu andan itibaren zanlı o. Sihirli günler size. Hadi hoşça kalın. Sihirli günler. Taci, Toprak, babam burada mı? Hayır, daha inmedi. Sen neredesin? Buradayım. Kim yapmış? Daha öğrenemedim. Onun için Pakize'nin şatosuna gidiyorum şimdi. Niye ki? Onun sihir gücü yok. Ama nenemin var. Nenem ondaymış. Ayrıca Pakize'nin kopyasının olup olmadığı da meçhul. Eyvah eyvah. Ninenin orada kalmasını da kıskanmış bir halim var. Ay Taci'cim, lütfen sus. Ay rica ederim. Ben şimdi dedeni de alıp çıkıyorum, tamam mı? Sen şimdi sihirle güzel bir kahvaltı hazırla. Eğer babam beni sorarsa Taci'yi dolaştırmaya çıktı dersin. Ya hemen çıkarsam? O zaman sen de babanla birlikte gidersin. Şimdi seni şatoda bırakmaz. Anneanneme söyleyeyim desem bana da kıyamaz. İyi tamam, git. Kim olduğunu öğrenince bana da haber ver. Hadi Taci, gidiyoruz. Anlamadım. Beni de mi onun şatosuna götürüyorsun? Sayılır. Seni terasta bırakacağım. Ben de içeri öyle ineceğim. Tamam, hadi. Soğuk mu? Soğuk ya. Kış tabii, normal. Normal. Dur. Şimdi üşümezsin. Ne güzel oldu. Ay sıcacık vallahi. Kemiklerim ısındı. Sağ ol. Televizyonu da açayım mı? Hı? Televizyon mu? Hani full HD yaparım istersen. Ondan sonra 3 boyutlu da yapabilirim. İstediğin gibi, nasıl istiyorsan. Yok aşkım, yok. Hiçbir şey istemiyorum. Böyle iyiyim ben. Bak ne güzel İstanbul'umun manzarasını seyrediyorum. Ama ben içeri gireceğim şimdi. Sıkılmazsın, iyi olurdu Taci. Yok hayatım, yok, sıkılmam. Bak ne güzel manzara karşımda. Sıkılmam. Sen çabuk git gel. İyi o zaman. Ben gidiyorum şimdi. Eğer bir şey olursan bana seslen, tamam mı canım? Merak etme hayatım. Sağ ol. Hadi güle güle. Tamam canım. Hadi görüşürüz. Acık, elini çabuk tut. Daha çok var. Hadi hadi. Nene. Bak, bana bakıp da zaman ziyan etme. Hadi bakayım. Bak bak, o köşede örümcek var. Çabuk sil. Hadi. Hadi biraz elin çabuk olsun. Hadi. Nene! Herkese sihirli sabahlar! Çabuk çıkarın bunu buradan!
Oo, temizlik mi var? Sen de bir gelirken sorsaydın ya gelebilir miyim diye. Onu sorarak kaybedecek vaktim yoktu Perinini. Biri demin aniden şatomu eve çevirdi. Ben de bazı şüphelerim yüzünden buraya acilen iniş yapmak zorunda kaldım. Ne? Sen onu ben mi yaptım? Zannediyorsun. Yani aslında ilk aklıma gelen Perilice oldu. Hani ben Yavuz işe gitmeden önce şatoyu eve çeviriyorum ya. Yavuz da bugün işe geç gidecekti. O yüzden ben eve çevirmedim. Acaba dedim Periliçe bana yardım olsun diye eve mi çevirdi, o mu yaptı dedim. Periliçe'ye sordum, ne haber? Aa, ben de yapmadım. Heh, işte ben de onu soracaktım. Acaba bana Peri Nene mi yardım etti diyecektim. Kainattaki bütün sevdiğim canlılar üzerine yemin ederim ki ben yapmadım. İşte şimdi asıl şüphe ettiğim şeye yaklaşıyoruz. Durun size göstereyim. Çok güzel oldu. Hadi git aynaya bak bakalım. Günaydın kızım. Günaydın babacığım. Annenler uyanmadı mı daha? O hiç uyur mu? Dedemi dedi ki ben tacıyı dolaştırmaya çıkarıyorum. Babana söyle kahvaltı etsin. İşi varsa çıksın dedi. Ha, iyi iyi. Ben de çok geç yattım, geç kalkmışım kızım. Yapacak bir şey yok. Bu sabah artık bana gazete keyfi yok. Onun için acilen yiyip çıkıyorum. Benim de çıkmam lazım baba. Servisim gelmek üzeredir. Tamam kızım, iyi dersler. Sağ ol babacığım. Görüşürüz. Oh, hadi bakalım. Allah yine çıktı versin. Vay be. 10 numara. Vallahi 10 numara bir köy kahvaltısı ya. Ben annemin hakkını nasıl ödeyeceğim ya? Vallahi ya. Ekmek elden sıkıyor. Oh. Anneannem hala aşağıda mı? Aşağıda. Toprak bak bana buraya neler yaptı. Aa, bakıyorum da keyfin yerinde. Karım giderek düşünceli bir eş olmaya başladı. Olsun, geç oldu ama iyi oldu. Aman kalıcı olsun da geç olsun razıyım. Yarın bir gün huysuzluğa başlar yine. Hepimizin burnundan geçirir diye korkuyorum. Bana bak. Sen okula gitmiyor musun bugün? Gideceğim de seni gördüm durdum. Peki servise kim bindi? Aramızda kalsın kopyam. Allah iyiliğini versin. Hadi koş o zaman, okula koş. Yani uç. Öptüm dedeciğim. Güle güle kızım, güle güle. Of, of ki of. Peri torunun varsa macera bitmek bilmez. İşte aynen böyle oldu. Birdenbire şatomun içi dışı değişti. Yani bir nevi bir hadsiz haneye tecavüz etti sayılır. Pakize, buraya gel. Nene buradayım işte. Buraya, önüme, buraya gel. Ay neneciğim, ne oldu sana ben anlamıyorum. Geldim işte, buyurun emriniz. Ay ben asıl Pakize olmasam bu kadar ev işini bana kim yaptırabilir? Ay nene, inanmıyorum ben sana. Çamur at izi kalsın değil mi? Utanın, utanın. Art niyetliler. Püh, yazıklar olsun size. Ben masumum, ben yapmadım diyorum. O zaman tamam. Bu malzemeleri de böyle, bu temizlik malzemeleri X-Ray'dan geçirelim. Bip bip bip. Bakalım bunlarda da bir şey var mı yok mu tarayın. He? Kopyam geldi, beni kurtardı. Ben de bütün bunları yaptım. Ha, öyle mi? Gerçek Pakize. Üstelik de nokta kadar sihir gücü ve kuvveti yok. Allah Allah. Kim yaptı o zaman? Toprak olmasın? Ayol gördünüz ya, toprak yanımdaydı. Betüş yapar mı?
Betüş de yapmış olamaz. Yani en azından bana sorardı. Ama ben bunu öğreneceğim. Ha, delirmemek işten bile değil. Yani en kötüsü de bunu öğrenememek. Ben de araştıracağım. Sen de gidip bak bakalım. İyi tamam. Sana da kolay gelsin Pakize. Hani yarın öbür gün güzel bir iş bulur da para kazanmaya başlarsan, tanıdığım çok güzel bir temizlikçi var. Haftanın iki günü onu alırsın. Sakın denemeye kalkma bir daha. Feri nenem, bu böyle temizlik yapmaya devam edecekse bir kıyafetini değiştirin derim. Böyle olmaz ki. Ay hiç aklıma gelmemişti Dudu kızım. Haklısın vallahi. Ya sen de istersin değil mi? Hadi görüşürüz, hoşça kalın. İyi fikir. Çok iyi fikir. Nene. Aa, Dudu, hoş geldin. Ne oldu? Hoş bulduk, hoş bulduk da hiçbir şey bulamadık. Ay ama şap. Ay Pakize'yi görsen çok komikti. Ay öyle komikti ki. Ama şato hakkında hiçbir şey öğrenemedik. Eli boş dönüyoruz. Ay boş yere gittim geldim desene. Ben yaptım. Ben yaptım. Ben yaptım. Ben yaptım. Yahu kukumav kuşu gibi düşünmeyi bırak. Belki perihandır mesela. Sana kızgın diye ortalarda görünmüyordur ama sana yardım etmek için o yapmıştır. Ay Taci'cim saçmalama. Benimle derdi olan biri bana neden yardım etsin? Hadi diyelim ki öyle. Bana görünmese bile perinineyle ya da periliçeyle görüşür. O da doğru. Of ne bileyim, seni de kendimi de rahatlatmaya çalışıyorum işte. Bana bak. Yoksa korktun mu sen? Müsaade et de biraz tedirgin olayım yani. Köpeğim, havlamaktan başka gelen yabancıları caydıracak bir özelliğim yok. Havlamayı da ne kadar beceriyorum o da ayrı. Hani şatoya hırsız girse ısırmayı bile beceremem. Çünkü köpek gibi hissetmiyorum ben. Ay Taci'cim ya, yani konuyu dönüp dolaşıp böyle kendini köpeğim diye eziklemeye getirme. Biz sihirle yapılan bir şeyden bahsediyoruz. Peri olmadıkça bizi koruyamazsın. Boşuna erkeklik egonu ezme. Haklısın. Merhaba anne. Merhaba anneanne. Hoş geldiniz canlarım. Hoş geldiniz canlarım. Hoş bulduk. Bir şey bulabildin mi? Yok, yok, yok. Ne periliçe, ne peri nene, ne de ben. Bulamıyoruz. Betüş. Sen görünmezleri görebiliyordun. Geleceği sezebiliyordun. O bilgi sana nasıl oldu da akmadı? Evet anne ya, böyle bir şey mutlaka görmen gerekiyordu. Demek ki sihirlendim. Bu şimdi periliçeye gidecek, bütün sihirli güçlerini geri alacak. Bunun peşine takılmam lazım. Neyse, ben şimdi periliçenin şatosuna gidiyorum, tamam mı? Ona her şeyi anlatacağım. Tamam. Gel biz aynadan bakalım kızım, hadi. Periliçem. Periliçem, müsaitseniz yanınıza gelebilir miyim? Müsaitim, hemen gel Betüş. Gel de bu durumu düzeltelim. Hemen geliyorum. Ne zamandır görmüyorsun Betüş? Periliçem, uzun zamandır hiçbir şey hissedemiyorum. Geleceği göremiyorum ve hiçbir şey sezemiyorum. Demek ki elimizdeki Pakize'den başka bir Pakize daha var. Tamam, seni sihirliyorum. Bütün yeteneğine kavuşacaksın. Periliçe ne kadar sihirlerse sihirlesin, o sihir devreye girince benim yaptığım sihir o yeteneği kazanmasını
devreden çıkarsın. Oldu bitti. Evet. Evet ama şimdi gözlerimi yummamın bir anlamı yok. Çünkü ben sadece geleceği görebiliyorum. Geçmişte olan her şeye siz de baktınız ve bunun nasıl olduğunu göremedik. Tamam ama sen yine de buna konsantre ol. Eğer bunu yapan bir kopya Pakize varsa her an etrafımızda olabilir. Doğru söylüyorsunuz Periçem. Şimdi yeteneklerimi geri aldığıma göre bir deneyeyim müsaadenizle. Yok Periçem. Etrafta görünmez kimse yok. Hiçbir şey göremedim. İlginç. Ama merak etmeyin, ben bunun üzerine yoğunlaşacağım. Madem ki yeteneklerimi geri aldım, bu konu üzerinde duracağım. Hiç merak etmeyin. Tamam canım. Sen gözünü, kalbini dört aç lütfen. Tamam Periçem. Yoğunlaş canım sen, yoğunlaş. Yoğun Betüş. Görüşmek üzere izninizle. Anlatma, her şeyi izledik. Bundan sonrasına bakacağız artık. Öyle görünüyor ki yine hislerimde haklı çıkacağım. Ortalıklarda bir yerlerde hala kopya Pakize dolaşıyor. Ama nerede? Ne yapıyor? Demek ki bu sefer başka bir strateji uyguluyor. Evet, sen olabilir, ben olabilir, dedem olabilir. Yine birimizin ruhuna girip olayları karıştıracaktır. Aferin benim güzel torunuma. Bize çok güzel fikir verdi. Ben hemen hepimizi koruma altına alayım ki birimizin ruhuna giremesin. Ay, bunun için de ayın çıkmasını beklemem lazım. Ay, evet anne, beklememiz lazım da o zamana kadar olanlar olmasa bari. Merak etme, o da ay çıkmadan bir şey yapamaz. Ben onu hallederim. Ne yapayım? Ben de ayın çıkmasını beklerim.